Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz Emrah'la birlikte anneme geldik. Çünkü annem bize çok güzel tavuklu pilav hazırlamış. Emrah'ın Fransa'ya gitmesine son 2 gün kaldı. Annem de dedi ki Emrah Fransa'ya gitmeden damadıma bir güzel tavuklu pilav yapayım. Çünkü Emrah'ın en sevdiği menü tavuklu pilav. Çok çok sever. Özellikle annemin pilavını bayağı bir çok seviyor. O yüzden annem de Emrah gitmeden önce yapmak istedi. Öyle buraya geldik. Buradan da Optimum'a gideceğiz. Emrah'la birlikte yine Optimum. Çünkü Emrah Fransa'ya gitmeden önce birkaç alacağı eksik var. Daha doğrusu yeğenlerine hediye alacak Galatasaray Store'dan. Oraya gideceğiz. Orayı da size vloglarım. Böyle günlük bir vlog başlatmak istedim. Vlog başlatmak için aslında geç bir saat oldu ama bugün Emrah'la bayağı bir koşuşturmacalı geçti günümüz. O anları size böyle vloglayacaktım ama bir türlü vlog başlatamadım. Öncelikle evden çıktık. Böyle 4-5 tane galiba mağaza girdik. Elektrikçi mağazası kesinlikle açık değildi. Yani bütün elektrikçiler böyle hep kapıya bırakmışlar. Servisteyim şu anda, işim var diye dükkanı da kapatmışlar. Elektrikçi bulamadım. Neden elektrikçi arıyordum hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz benim Dyson saç şekillendiricimin kablosu yanmıştı prizden dolayı. Ve ben Dyson'a görüştüm. Dyson'a görüştüğümde garanti kapsamına girmediğini söylediler ve 6250 liralık bir bütçe çıkabilir dediler. Yani böyle bir fiyatlandırması olur dediler. Muhtemelen yani büyük bir ihtimalle böyle çıkacak dediler. Ana gövde değişimi gerekiyormuş çünkü kablo yanıklığından dolayı. Velhasıl ben de dedim ki çok çok fazla, yani ben Dyson aradığımda en fazla böyle 2000 lira falan tutar diye düşünmüştüm ama neredeyse yarı parası Dyson'ı satın aldığımızın, yani yarı parası. O yüzden çok çok fazla geldi ve Dyson'a vermekten vazgeçtim. En iyisi dedim bir elektrikçi bulayım. Elektrikçi de yani normal böyle fön makinesi nasıl kablosu yandığında tamir ediyorlar. Aynı şekilde belki tamir ederler diye düşündüm. Neyse verdim bir elektrikçiye ama bilmiyorum. Yine elektrikçi yoktu, bulamadım. Oğluna verdim, oğlu vardı. Daha beni şu anda aramadı. Bakalım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Genç arkadaş olur dedi ama yine de bir babama göstermem gerekiyor dedi. İnşallah olur. Olursa yani çok çok büyük bir masraftan kurtaracak beni. Çünkü 6250 lira baya çok fazla bir para ve o parayı tabii ki de vermek istemiyorum. Zaten bizi aldığımızda, yani Emrah aldığında Dyson 10 bin liraydı. Şu anda da sanırım 15 bin lira falan. Yani gerçekten böyle yarı yarıya bir fiyatlandırması çok çok yüksek geldi. Yani o parayı tabii ki de vermek istemiyorum. Onun yerine biraz daha beklerim. Başka bir saç şekillendirici alırım yani. Kesinlikle onu vermek istemem. Öyle inşallah elektrikçi halledebilir. Daha sonra vergi dairesinde bir işimiz vardı. Orada da bayağı koşuşturmacalı geçti. Çünkü sürekli bir üst kata çıkın, bir alt kata inin, bir üst kata çıkın, tekrar alt kata inin. Bayağı yorucu geçti o anları. O yüzden size vloglayamadım. Biraz geç saatte başlattım. Neyse artık daha fazla lafı uzatmayayım. Hemen size annemin tavuklu pilavını göstereyim. Annem böyle çok güzel tavuklu pilav hazırlamış. Sanırım şu benim. Çünkü ben böyle yağlı kısmını seviyorum. Bir de salata hazırlamış. Bu domates salatasını da çok seviyorum. Ben video çekiyorum diye işler Emrah'a kaldı. Yok ya. En çok olan benim zaten orada. Hangisi, şu mu? Bilmiyorum, en çok hangisi bilmiyorum. Bu da çok, bu da çok. İkisi de çok. İkisi de aynıdır ya. Hepsi aynıdır. Annem galiba sana tavuğunu fazla koyduysa şudur o zaman. Bana es geçmiş. Ayran mı içiyorsun sen? Ben ayran içiyorum, evet. Şimdi ben de artık annemlere yardım edeyim. Şurayı düzenleyeyim. Evet, dediğim gibi tavuğun yağlı kısmı olan pilav benimmiş. Çünkü ben böyle bu kısmı çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Diğeri de Emrah'mış. Nasıl Emrah, özlemiş misin annemin tavuklu pilavını? Çok güzel. Hatta şöyle bir şey var. Biz Beşiktaş'ta Barotani pilavcısına gittik. Bir de Unkapı pilavcısına gittik. Unkapı mı, evet. Ama bu lezzet yok. Yok. Eline sağlık anne. Güzel olmuş. Annem çok çok güzel tavuklu pilav yapıyor. Evet, artık bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik ve Optimum'a geldik. Saat 9, bayağı geç kaldık çünkü Emrah 2 tabak yemek yedi ve üzerimize tabii ki de bir ağırlık çöktü. Hemen çıkamadık. Neyse şimdi geldik, inşallah yetişmişizdir. Yani inşallah formalardan kalmıştır, gelmeden önce aramıştık. Geçen geldiğimizde kalmamıştı çünkü. Hani ne kadar bir yoğun ilgi varsa çocukların böyle formaya karşı. Hemen çabucak bitmiş. O yüzden bugün yeni bir teslimat olmuş Galatasaray Store'a. Biz de geldik. Bakalım alabilecek miyiz? Biz geldik. Şöyle bundan 2 tane alacağız. Bu çocuk boyları 1300 liraya geliyor. Yetişkin boyları da 1500 liradan başlıyor. Bir tane yetişkin boy alacağız. Bir tane de çocuk için 11 yaş olanından alacağız. Bakalım
Biz çıktık şimdi. Toplamda 3160 kaç? 162 lira ödedi. Harf başına 65 lira. Rakam? Baskı 65 lira. Harf evet. Başına da 10 lira. 10 lira. Formalar. 125 liraya falan geliyor işte. Baskı. Evet. Baskı 125 liraya geliyor. Formalar da dediğim gibi biri yetişkin boy S bedendi. O 1500 liraya geldi. Çocuk boy olan da 10 yaş mı 11 yaş mı ne aldık? Evet. O da 1300 liraydı. O da 1300 lira. Arada 200 lira fark var. Çok pahalı ama. Ama evet. Bayağı yüksek yani. Bayağı yüksekmiş formaların fiyatı. Ama yani ona rağmen gerçekten de biz dünden önceki gün gelmiştik. Forma kalmadı demişlerdi. Bu yeni gelen kargoyu hemen açmışlar. Ve diyor ki bayan da çalışan arkadaş da hemen tükeniyor. Hani alacaksanız hemen alın dedi değil ama mi? Ama şu an niye öyle biliyor musun? Yeni sezon başladığı için şu an. Öyle mi? Şu an yeni sezon başladığı için formalar çıktı o yüzden alıyorlar yani. Ama alanların çoğu da gurbetçi bu arada, ben fark ettim. Evet, ben onu gurbetçi fark ettim. Çok. Dedim yazık gerçekten de Türkiye'deki olan bir insan gerçekten çocuğuna bu formayı çok, yani alabileceğini zannetmiyorum. Çok çok zor. Hani durumu çok iyiyse alır ama böyle gerçek sevdalıysa Türkiye'de yaşayan bir insan alamaz. Formaların fiyatı bana çok yüksek geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki, kahve mi içsek? Kahve mi içelim? Hı. Olur. Bu arada dün Emrah bana bir jest yaptı ve küpe aldı. Şöyle size de göstereyim. Halka küpe. Zaten ben halka küpe çok seviyorum ve devamlı halka küpe takıyordum. Bana dedi ki sana küpe almak istiyorum hediye ama dedi kendin seç. Ben dedi seçmeyeyim. Senin istediğin beğendiğin bir şey olsun. Emrah'ın en sevdiğim özelliği bu gerçekten. Çok düşünceli bu konuda. Hediye alırken her zaman böyle önce... Yani... Kızım beni öveceksin niye arkadaşlar? Yanında olmadan övülmesi de övdeli daha iyi olmaz mı öyle? Niye? Öyle şu an sandım şu anda o yüzden. Olsun sen de dur. Gerçekten senin yok, bu özelliğini çok seviyorum. Ama gerçekten seven insan zaten kendinden önce her zaman sevdiğini düşünür. Evet. Ben de bunu Göksu'ya yansıttığımdan yani %100. Çok yansıdı evet. Öyle çok teşekkür ederim tekrardan. Çok rica mutlu ederim. Oldum. Yani neyden dolayı mutlu oldum? Küpeden dolayı değil de Emrah'ın böyle işte gelip kendini seç demesinden dolayı çok mutlu oldum. Yani eminim alacağı şeyi de zaten çok beğenirdim ama genelde her zaman böyle şey yapıyor, bir şey alacağı zaman bana hepsinin ihtiyacın doğrultusunda olsun, senin seveceğin doğrultuda olsun. O yüzden bu konuda çok şanslıyım. Şimdi o küp aldığımız yerde şu şeyden yoktu dediğim gibi biraz önce de söyledim. Biraz önce söyledim mi acaba ya? Bilmiyorum ki Helix miydi neydi? Helix. Evet. Onu biraz önce videoda söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Söylemedin herhalde. Galiba evet. Şu üst kısma da küpe alacaktım. Ondan yoktu. O yüzden şimdi buradan optimumdan bir yerden bakacağım. Küpelerimi çünkü artık değiştirmem lazım. Biz geldik kahve içmek için oturduk. Emrah kola içmeye başladı ya. Red Bull diyecektim böyle klasik ama değil artık, kola içmeye başladı. Artık midem artıyor ya. Kola çok, ağrıtmıyor mu? Artık da Red Bull şu an öyle çok içiyorum ki artık. Hani öyle çok içtim ki midem kaldırmıyor artık. Şu an çok azalttı Red Bull gerçekten. Evet. Bu arada bu Optimum'da şu masaları dışarı koyma olayını çok sevdim. Çünkü şu içeri kısımdan daha serin. Fark ettin mi? Burası çok güzel esiyor burası. Şu an burası güzel esiyor. İçeri kısımda yani açık alan olsa da o kadar esmiyor. Böyle bu sis havuzunun yanına yapmaları güzel olmuş. Öyle artık bize afiyet olsun diyelim o zaman şimdi. Afiyet olsun. Buradan da eve geçer. Herkese ikinci günden selam. Tekrardan Optimum'dan açılış yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz dün gelmiştik forma için. Formaların isimleri ve rakamı yazılacaktı. Şimdi de onu teslim alacağız. Çünkü bir gün sonrasında teslim edebileceklerini söylediler. Biz de formaları almadan önce bir tavuk dünyasına geldik. Emrah'la son kez tavuk dünyasından yiyelim dedik. Bugün Emrah'ın son günü. Bugün sabaha karşı artık. Saat kaçta? 4'te gidiyor. Yani 4'te evden çıkacağız, 6'da uçuyor öyle söyleyeyim. Ve bir ay yok. Bir ay sonra yeniden artık görüşeceğiz inşallah. Şimdi bana diyeceksiniz ki işte Emrah'ın son günü neden evde bir şey hazırlamadın da tavuk dünyasına gittiniz? Niye tavuk dünyasına götürdün Emrah dersiniz? Ben hemen söyleyeyim. Emrah böyle evde olduğu için şu anda çalışmadığı için bir şey hazırlarken ocağın başına dikeliyor. Oldu mu? İşte hazır mı? Bence olmuştur, pişmiştir. Hadi hemen yiyelim. Böyle hareketlere girdiği için biz genelde evde bir şey yemiyoruz. Ve genelde de dışarıda vakit geçirdiğimiz için, devamlı olarak gezdiğimiz için hemen böyle hazır olsun diye dışarıda yiyoruz. Çünkü burada gezdikten sonra eve gidip bir şey hazırlamanın zamanı, vakti
Bunları Emrah çok bekleyemiyor, birazcık sabırsız. O yüzden genellikle dışarıda yiyoruz. Ya da aklıma şu an bir soru geldi. Acaba benim yemeklerimi sevmiyor musun? Yok, ben Göksu'nun yemeklerini çok seviyorum. Seviyorum yani, sevmeme şansım da yok zaten. Yok yok, yemeklerin çok güzel de gerçekten. Ben çok sabırsızım, bekleyemiyorum yemeği ya. Bir de şimdi aynı evde olduğumuz için evi yemek yaptığını görüyorum. Ben duramıyorum ya. Ne yapıyorsun ocağın başında? Hazır mı diyorum. Evet. Hemen olmuştur falan diyorum. Pişmemiş tavuğu yemek istiyorsun değil mi hemen? Evet, öyle oluyor. Öyle, o yüzden biz de genelde dışarıdayız. Yok, Göksu'nun yemekleri çok güzel. Zaten Instagram'da sayfasına bakarsanız çok lezzetli şeyler yapıyor gerçekten. Ama eskiden yapıyordum aslında, şu an yapmıyorum. Eskiden uğraşıyordum, şu an artık ben de Emrah gibi oldum ya. Ben de bekleyemiyorum artık. Bana da zor geliyor böyle uzun yemekler yapmak. Neyse, şu anda da bekleyemiyorum ya, çok acıktım. Bir de önümde böyle bir tabak görünce şu servis kağıdında iyice canım çekiyor. Emrah da bayağı bir sıkıldı. Üf diyor, çok yavaş diyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Garsonların getirdiği tepsilere bakıyor. Sonra kendine gelmeyince bunalıyor. Acıktım, ne yapayım? Hiç bekleyemiyor. Ya ama tavuk dünyası birazcık yavaş işliyor gerçekten. Galiba yarım saat mi süresi? Bir kere öyle bir şey söylemişlerdi bana. Kaç dakika oldu bize? Bilmiyorum. 20 dakikadır buradayız şu an. Bir kere ben buraya geldiğimde demişti ki kız yarım saat bekleme süresi var. Ona göre oturun. Ama belki o sıra kalabalık olduğu için şu an o kadar kalabalık değil. Ve geliyor mu acaba? Gelen mi? Sanırım o. Mantar karşı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Ben böyle kremalı mantarlı söyledim. Ve şu sebzeden seçebiliyorum. Bu çok güzel, bunu çok seviyorum. Yok, sen ol. Emrah da ne söyledin sen? Kekikli mi? Kekikli de ben başlıyorum, olur mu? Olur, sen başla. Ben full makarna söyledi. Bu arada aklımızda olsun. Salatayı çıkartıp böyle full makarna söyleyebiliyorsunuz. Biz de şimdi afiyet olsun. Yemeğimizi yedik ve ben tabii ki gratis'e giriyorum. Emrah da sigara içmeye çıktı terasa. Burada hemen minik bir alışveriş yapacağım. Şampuanım bitmişti. Şampuan alacağım. Deodorant alacağım. Yine diğer ürünlere de biraz göz atarım. Bir bakayım şampuanım indirimde mi? Dolun sülfatsız olanını kullanıyorum. Bu 78 liraya düşmüş. Bundan bir tane alacağım şimdi. Emrah da bir tane bu Bia Babası sarımsaklı şampuandan alacağım. Bunu seviyor, bunu Fransa'ya götürsün diye alıyorum. Bir tane Listerin alacağım. Bu da indirimdeymiş. 64 liradan 44 liraya düşmüş. Bunu her zaman kullanıyorum. Bunu da alayım. Deodorant alacaktım ama deodorant 99 lira burada. Watsons'ta daha çok indirimde. 65 liraydı sanırım. Onu da oradan alayım diyorum. Buradan çıkarım herhalde. Şöyle yine göz gezdiriyorum. Başka bir eksiğim var mı diye. Bakıyorum, bayağı da indirimde olan şeyler var ama biraz kalabalık, o yüzden insanın kafası karışıyor. Diş macunu alabilirim. Eğer indirimdeyse ben şunu kullanıyorum. Bu da 127 liradan 89 liraya düşmüş ama çok düşmemiş. O yüzden almayayım. Biraz daha indirime girerse öyle bakarım veya Bastos'tan bakarım. Burada çok fazla indirimde değil. Direkisten çıktım. Son dakika kasa arkası şu 29 liraya düşüyormuş. Kasa bitleyici. Bunu da aldım. Şimdi Watsons'a gireceğim. Bir tane şu Watsons'ın temizleme suyundan alacağım. Bu 54 liraya düşüyormuş. Bunu 20 liradan alıyordum. O zamandan beri çok seviyorum. Şimdi fiyatları çıkmış ama yine de alacağım. Çok güzel çünkü. Bir tane deodorant alacağım. Bu da 69 liraya düşüyor. Gratis'te 99 liraydı. O yüzden buradan almak istedim zaten. Bir tane de bundan alayım. Bir tane böyle telefon çantası gördüm. 109 liraya düşüyor. Bunu alacağım çünkü çok hoşuma gitti. Zaten Trendyol'dan da böyle bir şey bakıyordum. Fiyatı da 109 lira, iyi geldi. O yüzden bunu da alayım diyorum. Bir de bu Oral-B'nin bu diş eti ve diş minesi onarım olan diş macunu alacağım. Bu da 89 liraya düşüyormuş. O yüzden bir tane bunu alayım dedim. Normalde şu Sensodyne'i kullanıyorum ama bu da burada yine indirimde değil. O yüzden bunu alıp deneyeyim. Zaten gerçi daha önce de Oral-B kullanmıştım, sevmiştim. O yüzden bunun da iyi geleceğini düşünüyorum. Buradan çıktım. Şöyle minik çanta boy bir tarak aldım. Bu da 59 liraya geldi. Böyle bir tarağa ihtiyacım vardı çanta boy olarak. O yüzden iyi oldu. Bunu da aldım sandık. Kozmetik alışverişi bitti. Şimdi Galatasaray Store'a geldik. Buradan formaları alacağız. Burada o kadar tatlı şeyler var ki ama fiyatları gerçekten çok yüksek. Bu mesela 400 liraymış, böyle bir zıbın. Aa, ikiliymiş.
İkili ise yani azıcık iyi diyebiliriz sonuçta Galatasaray Store. Yani çok çok uygun olması beklenemezdi. Bebekler için biraz daha uygun sanırım. Zaten minicik bir şey gerçi ama şu formalar çok yüksek fiyatta. Mesela böyle eşofman takımının sadece altı, bu çocuk boyu 824 lira, üstü de 449 lira. Yani böyle alt üst eşofman takımı biraz pahalıya geliyor tabii çocuklar için. Böyle alt üst takım çocuk boy için 1700 lira. Böyle minicik. Zaten bunu alsa çocuk herhalde seneye giyemez. Çocuklar çok hızlı büyüyor çünkü. O yüzden bu da fiyat olarak bayağı yüksek geldi bana. Biz Galatasaray Store'dan çıktık. Kahve içmeye geldik. Emrah çocukların formasını göstersin şimdi. Yeğenlerini. Bu yetişkin boy. Aslında 12 yaşında. 11-12 yaşında ama uzun boylu olduğu için böyle aldık. Evet, uzun olduğu için böyle aldık. İsmi de şöyle. Merve sorayım. Ve Ardahan. 75. Biz 1499'u almışız. Yani. Onları söylemiştik. Söyledin mi? Alırken Merve sevinecek ama buna. Eğer bunu almadan gitseydin var ya Merve. Evet, almadan gitseydin Merve mahvederdi seni. Bu da Melda'nınki. Nasıl Melda'nınki bu? Çok büyük geldi gözüme. Yok ya, küçük. Şu an videoda şaşırdım. Kaç para bu? Bu da 1300 liraymış. Çocuk boyu olan mı? Çocuk boyu bu, evet. Aa, bu büyük geldi bir anda gözüme. Belki şu an dışarıdayız yok diye. Yok ya, 1.47 belli. Zaten Melda'nın boyu 1.40 herhalde. 1.40-1.45 olur ya. Hı. Zaten gerçi bunları kısa olmaması lazım, evet. Değil mi? Biraz böyle dökümlü salaş seviyor galiba çocuklar. Hem seneyi de giyerler. Zaten forma uzun gelir ya, o yüzden öyle yaptık. Evet. Sen kendini de alsaydın ya, Galatasaraylısın ya, giy ya. Öyle forma yakışmaz ki bana. Niye yakışması? Güzel olur. Bilmiyorum. Ben koyamadım bunu, sen koyarsın sonra, olur mu? Ben bunları güzelce koyarım. Bu arada mağazada full gurbetçi. Evet, full Fransızca gurbetçi konuşan, vardı. Almanca konuşan, Hollanda'ca konuşan, Flemence konuşan, İngilizce konuşan. Tek Türkçe biz konuşuyorduk. Evet. Yani full mağazada gurbetçiler vardı. Ama bak, söyleyeyim bir şey, ben gurbetçiliğimi fark ettirmiyorum herhalde ya. Ben yine iyiyim. Vallahi ben maşa, ben iyiyim. Şu kolyeden fark ediyor. Tamam da bunu saklamam. Biz Türkiye'de çok takmıyoruz. Neyse, işin şakası bu. Ama gerçekten mağazada full gurbetçileri, yani turistleri falan görmek biraz üzücü. Keşke bizim kendi vatandaşlarımız da rahatlıkla gidip alabilse. Dün akşamdan bugüne hiçbir şey değişmedi. Ben yine latte söyledim ve Emrah yine kola söyledi. Hiçbir şey değişmedi. Bu arada biz formaları gösterdiğimizde buranın işletme müdürü geldi Biskuit'in. Neden geldi? Çünkü formaların arkasında 75 numarayı gördü. Direkt geldi, siz Ardahanlısınız dedi. Evet, kendisi Ardahanlıymış. Evet, bayağı bir sohbet ettik. Bayağı burada bir sohbet ettik. Öyle. Demek ki Ardahanlı'yı hemen buluyor. Öyle, bizimkiler birlik ama ya. Evet, Ardahanlılar birlik. Bak, abi de aynısıdır zaten. Hemen burada ahbap oldular Emrah'la. Hemen benim gibi şiveli konuşmaya başlıyor. Evet, burada hemen bir şive kaydı. Hemen bir Kosofça, Ardahanca konuşmaya başladılar. Öyle. Ben bir de tatlı söyleyecektim ama şimdi sohbet edince söyleyemedim. Bir tane de San Sebastian söyleyelim Emrah. Görürsen eğer. Böyle San Sebastian cheesecake de geldi. Epeydir yemiyordum. İnşallah buranınki güzeldir. Çünkü ben bunu biraz böyle içi yumuşak olanı seviyorum. Böyle katı olan değil. Sanki bu biraz katı gibi görünüyor. Bakalım hemen tadına. Evet, birazcık katı gibi. Bu birazcık daha böyle sallanır gibi olunca daha çok hoşuma gidiyor benim. Ama inşallah tadı güzeldir. Yanına da böyle çikolata, fındık. Fındık mı bu? Bu ne? Fındık gibi. Fındık gibi. Fındık ya da ceviz. Ve çilek koymuşlar. Çok güzel görünüyor ama galiba onların tadına bakamayacağım. Çünkü ben bunu böyle sade seviyorum. Artık Optimum'dan çıkıyoruz. En son İvroşe'ye girdik ve bir de küpemi değiştirdik. Dün küpe almıştık biliyorsunuz ve değiştirmemiştik. Ben Emrah'a güvendim. Emrah dedim değiştirir. Ama Emrah da değiştiremedi. Çünkü böyle pensle bayağı bir sıkılmış. Yani yine bunun pensle açılması gerekiyordu. O yüzden tekrardan buradan küpeciye geldik ve değiştirdi sağ olsun. Şöyle çok güzel oldu. Çok sevdim küpelerimi. Ama bayağı sıkıntılı. Özellikle şu değişim kısımları gerçekten çok çok sıkıntılı. Şimdiden çıktık, videonun devamını getiremedim. Konuşuyordum aslında ama otopark o kadar kaynıyordu ki zaten şu an yüzümden de belli oluyordur. Böyle Emrah'la bayağı kantar içinde kaldık. Nefes bile alamadık. Otoparklar fena yani. Gidecek misin? Gideceğim, evet.
Öyle. Baya kötüydü. Çok sıcaktı. Şimdi de Emrah'la birlikte bu dün bahsettiğim elektrikçiye gidiyoruz. Elektrikçi abiden azar yedik. Bize kızdı. Hem yapmadı hem de kızdı. Çünkü neden? Biz dün götürdüğümüzde kendisi yoktu. Oğlu vardı. Oğlu dedi ki biz bunu dedi alalım. Sabah dedi hallederiz abla dedi. Sıkıntı yok dedi. Sabah dedi sende dedi bu öğleye kalmadan dedi. Tamam dedik. Ondan sonra bugün konuştuk. Abiyi aradık. Abi bize dedi ki yandan Emrah kontrol ediyorum kusura bakmayın. Kaçtan kaça geçecek o sırada bakıyorum. Neyse abi dedi ki ya dedi işte bize dedi ürün veriyorlar dedi hemen dedi istiyorlar dedi. Biz dedi böyle dedi hemen dedi yapamayız falan bizi azarladı. Biz de dedi ki senin oğlun söylemişti böyle böyle. Neyse adam daha yapmamış velhasıl. Daha dedi ki 2-3 gün sonra falan yaparım. Şu an dedi işlerim var. Aslında yapacağı çok uzun bir şey değil. Bir kablo değişecek de yapmak istemiyorum. Evet, çünkü çok ucuz bir işlem olduğu için belki uğraşmak istemiyorum. Evet. Çünkü evet sormuştuk. Biz 50-60 lira falan maksimum 70 lira tutar. O yüzden galiba yapmak istemiyor. Çok çok aslında kolay bir işlem. Oradan kablo değişimi olacak. Çok yoğun olduğunu söyledi. 3-4 gün sonra alırsınız dedi. O yüzden biz de dedik ki neyse kalsın. Ben dedim alayım onu. Başka bir elektrikçiye vereyim. Öyle. O yüzden şimdi onu alacağız. Daha hala Dyson olmadı. O yüzden birazcık üzgünüm. Bir an önce olur inşallah. Ve bir an önce olursa sağlam olur. Onu almaya gidiyoruz şimdi. Bu arada Yves Rocher'den de bunu aldım. Bu yüz yıkama jelini. Bunu üçüncü defa kullanıyorum. Çok memnunum. Çok güzel. Yani La Roche-Posay'den sonra en sevdiğim yüz yıkama jeli. Bu normal ve karma ciltler için olan bir yüz yıkama jeli. Normalde ben her zaman yağlı ciltler için olanı kullanıyorum ama gerçekten bu çok güzel yağ oranını dengeliyor. O yüzden hiç yağlı ciltler olanını almadım. Direkt böyle karma ve normal ciltler olanını aldım. Bundan çok memnunum. Bir de şunu aldım. Bu nemlendirici krem. Bu da kuru ciltler için olan ama gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Benim cilt yapım yağlı. Yağlı olmasına rağmen böyle bazı günler çok fazla kuruyabiliyor. Özellikle bu lazeri yaptırdıktan sonra sadece yüzüm değil komple vücudum çok çok fazla kuruyor. O yüzden böyle arada bir güzel bir nem oranına ihtiyaç duyuyor cildim. Bu krem çok iyi geliyor. Bunu da 3 veya 4. alıştım. Çok memnunum. Hatta bunu Emrah da çok seviyor. O da bazen sürüyor yüzüne. Çok beğendiğimiz bir krem. Bunu 200 liraya geldi. %50 indirim vardı ikinci ürüne. Bu üründe yani yüz yıkama jeli de 400 liraya geldi. Toplamda 600 lira ödedim Yves Rocher'e. Bu arada kulağını deldirmek isteyenler varsa yani böyle helix ve tragus delimi için merak edenler varsa ilk delim kesinlikle acımıyor yani o an hiçbir acı olmuyor. Yani çok minik bir acı oluyor dayanılmayacak bir acı değil ama sonrasında özellikle helix için söylüyorum. Gerçekten bazen insanı bunaltıyor çünkü yatamıyorsun üstüne. Bu ama kişiden kişiye değişiyormuş. Mesela başka Ayşe'nin mesela deldirdiği kardeşim. Onunla hiçbir sıkıntı yok. O çok rahat bir şekilde yastığın üstüne kafasını koyabiliyor. Çok rahat bir şekilde küpesini kendisi değiştirebiliyor. Bende biraz daha iyileşme süreci geç oldu. Ben kendim mesela değiştiremiyorum. Şu an hafif biraz mesela kızarık. O yüzden biraz geç oldu. Helix biraz beni bunalttı. Ama Tragus'tan yana hiçbir sıkıntı yok. Tragus'un da küpe değişimi çok sıkıntılı. Arkası topunu yapmak biraz zor oluyor. Şu an hatta topsuz bir şekilde takılı. Topunu takamadık. Olsun ama şu anda idare eder. Bir şekilde ben kendim topunu takmaya çalışacağım veya başkasına taktırmaya çalışacağım. Sağ olsun oradaki kız arkadaş da çok çok uğraştı. Onu çok yordum ama olmadı. O da doğal olarak kalsın böyle dedi. Zaten daha fazla uğraşırsak kızartırdık. Öyle bir bakalım Alsancak'a tekrardan gidersem orada yaptırmaya çalışacağım. Öyle şunu söyleyeyim. Böyle bir küpe delimi için uzun vadede küpe değiştirmeyeceğimizden dolayı o sıra deldirirken gerçekten iyi bir küpe takmak gerekiyor. Hatta yani imkan varsa gümüş, altın takmak çok daha mantıklı olur değil mi? Evet, bir kere yani, alacaksın, sağlam evet, alacaksın. Bir kere alıp böyle bir sene boyunca takıp hiçbir şekilde değiştirmemek çok daha mantıklı olur. O yüzden ben onun biraz pişmanlığını yaşıyorum. Keşke yani ben uzun süre zaten küpe değiştirmiyorum normalde de. Keşke o süre altın alsaydım ve o şekilde taktırsaydım daha iyi olurdu. Olsun artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi eğer imkan doğrultusunda böyle taktırmak çok daha iyi olur. Şimdi artık bu videoyu burada kapatayım. İkinci bir vlog başlatır mıyım bilmiyorum. Çünkü birazdan Emrah'la artık valiz hazırlığına falan geçeceğiz. Ve vedalaşacağız. Çok az bir zaman kaldı. O yüzden ikinci bir vlog gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Emrah giderken moralim iyi olursa
gelir. Çünkü biraz üzgünüm tabii ki Emre gidiyor diye. Bu videoyu artık burada kapatayım. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.